izleyiciler, 12 Punto'da Zamanın Adaleti programından hepinize merhaba. Ben avukat Hale Gündüz, aynı zamanda Marmara Üniversitesi doktor öğrencisiyim. Bugün yanımda avukat Sıla Gürkan var, kendisi de bir Marmaralı. Değerli izleyiciler, insanın neresi ağrıyorsa canı oradadır derler. Bizler de hukuk uygulayıcıları olarak toplumumuzun nerede bir kanayan yarası varsa oradayız. Bu sebeple bugün kira konusunu gündemimize aldık ve avukat Sıla Hanım'la kira hakkında bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sıla Hanım, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Sizin de bahsettiğiniz gibi son zamanlarda kanayan yaramız dediğimiz kira uyuşmazlıklarının sayısı epey artmış durumda. Bu nelerden kaynaklanıyor dersek, toplumdaki bu uyuşmazlıklar en çok enflasyonun öngörülemeyen artışı ve ekonomimizdeki öngörülemeyen dalgalanmalardan kaynaklanıyor. Bu durumda ne oluyor? Ne kiracı ödediği bedelden memnun kalıyor, ne de ev sahibi aldığı kira bedelinden tatmin oluyor. Bu da bizim bu kira uyuşmazlıklarıyla karşılaşmamıza sebep oluyor. Ben de bugün sizin kira uyuşmazlıklarında en çok sıklıkla karşılaştığımız konular hakkında sorduğunuz sorulara yanıt vereceğim. Sıla Hanım, çok teşekkür ederiz şimdiden davetimize icabet ettiğiniz için. Bir hukuk uygulayıcısı olarak, bir avukat olarak kira uyuşmazlıkları sıklıkla nerelerden kaynaklanıyor diyebilirsiniz? Aslında birçok farklı sebebi var tabii ki. Fakat en ana başlığımız iki tane. Bir tanesi kira bedelinin belirlenmesine ilişkin uyuşmazlıklar. Bir diğeri de kiracının tahliyesine ilişkin uyuşmazlıklar. Peki Sıla Hanım, bir kira uyuşmazlığı söz konusu. Kiraya vereniz ya da kiracıyız. Doğrudan dava açabilir miyiz? Önceden böyleydi, evet. Ama yakın zamanda artık bu mümkün değil. Öncelikle bir arabulucuya başvurmamız gerekiyor. Eğer arabulucu da anlaşmayı sağlayamazsak, anlaşmanın sağlanamadığı tarihten itibaren uymamız gereken sürelere uyarak artık dava yoluna başvurabiliyoruz. Peki Sıla Hanım, sohbetimizin başında kira uyuşmazlıklarını iki ana başlığa ayırmışsınız. Kira bedellerinin belirlenmesi ve tahliye. Dilerseniz kira bedellerinin belirlenmesinden başlayalım. Tabii. Kira bedellerinin belirlenmesinden kastımız aslında şu değil. Taraflar kira sözleşmesini düzenlerken kira bedelini nasıl kararlaştırıyor? Aslında bundan bahsetmiyoruz. Burada tarafların serbest iradelerine bırakmış kanun koyucu bu konuyu. Herhangi bir sınırlama söz konusu değil. Fakat asıl bahsettiğimiz konu kira bedelinin artış oranının belirlenmesi. Bazen bu husus sözleşmede yazabiliyor. Sözleşmede yazdığı takdirde TÜF oranını geçmemek şartıyla şeklinde bir sınırlama getirmiş kanun koyucu. Siz TÜF oranının üzerinde bir artış oranı sözleşmede belirleseniz dahi TÜF oranını aşamıyorsunuz bunu isterken ve istemiş olsanız, hatta kiracı ödemiş dahi olsa, kiracı bu ödediği fazla bedellerin iadesini ilerleyen zamanlarda zaman aşımı sürelerine tabii ki uyarak geri isteyebiliyor. Bir diğer konu kira artış oranının sözleşmede belirlenmemiş olması. Bu durumda taraflar eğer anlaşamazlarsa, sözleşmede de buna ilişkin bir hüküm bulunmuyorsa, hakimden kira oranının belirlenmesini isteyebiliyorlar. Hakim burada yine TÜFE ile sınırlı, yalnız TÜFE oranını aşmamak şartıyla kiralananın durumuna bakarak bir belirleme yapıyor. Bunun dışında da başka yine dava yolları öngörülmüş kanunumuzda. Sıla Hanım, peki bir örnek üzerinden gidelim. Kira sözleşmemiz var. Bir sonraki kira dönemine ilişkin artış oranı da belirlendi. Fakat mevcut ekonomik koşullar nedeniyle kira sözleşmesinde belirlemiş olduğumuz artış oranı bizi tatmin etmedi. Kira sözleşmesinde bir sonraki döneme uygulanacak artış oranını belirlemiş olmamıza rağmen başvurabileceğimiz bir imkan var mı? Evet, başvurabileceğimiz bir yol var. Fakat ben ona değinmeden önce başka bir konuya temas etmek istiyorum. Hepimizin bildiği üzere 2022 yılının Haziran ayında bir kanuni düzenleme getirildi ve bu kira artış oranının artık TÜFE'den ziyade %25 oranını aşmayacağı öngörüldü. Yani TÜFE %25'in altındaysa yine tabii ki TÜFE oranına göre yapılıyor. Fakat TÜFE %25'in üzerindeyse artık %25 sınırını aşamıyoruz kira artış oranını belirlerken. Bu nedenle bunu bir kenarda tutalım. Fakat diyelim ki %25 sınırı uygulanıyor kanun gereğince.
Fakat biz artık bundan tatmin olmuyoruz dediğiniz gibi bir süre de geçmiş. Bu durumda 5 yıllık süre gündemimize geliyor. 5 yılı aşan bir kira sözleşmesi varsa, 5 yıldan fazla yenilenen bir kira sözleşmesi varsa, ev sahibi artık bu kira bedelinin diğer çevre kiralara göre düşük kaldığını gerekçe göstererek hakimden bu kira bedellerine yaklaştırılmasını talep edebiliyor. Yani biz de buna kira tespit davası diyoruz uygulamada. Bu şekilde bir dava açabiliyor. Peki hakim bu davada nelere dikkat ediyor? Kanunda buna yer verilmiş. 3 tane dikkat ettiği husus var hakimin. Kiralananın durumu, yine tüfe oranı ve emsal kira bedelleri. Peki biz davamızı kabul ettirmek için mahkemeye delil olarak ne sunmalıyız? Burada emsal kira bedelleri dedim. Ondan bahsedeyim biraz. Çünkü bizim aslında en önemli delilimiz bu. Emsal kira bedellerinden kasıt, dava konusu konutun çevresinde benzer niteliklerde bir konutun kira bedeli neyse aslında bu emsal teşkil ediyor. Ve çünkü şöyle bir durum oluyor. Oraya yeni bir kiracı geliyor. Diyelim ki orada kiralar 15 bin, 20 bin civarında. Fakat diğeri eski kiracı olduğu için işte 5 yıllık, 6 yıllık, 3 bin, 5 bin gibi hani arada uçuk farklar olabiliyor. Böyle durumlarda işte o diğer emsale yaklaştırmasını isteyebiliyoruz. Sunabileceğimiz deliller dediğim gibi bu emsal kira sözleşmeleri olabilir. Hakimin bunu görmesi lazım. Evet, bu çevrede aslında kiralar bu noktada seyrediyor. Bu kira bedeli düşük kalmış. Fakat burada biz uygulamada buna ulaşmakta biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz avukatlar olarak. Çünkü vatandaşlar kira sözleşmelerini sunmaktan imtina edebiliyorlar. Çeşitli sebepleri olabiliyor bu imtina etmenin. Fakat aslında imtina etmeye hiç gerek yok. Zaten biz kişisel verilerin üzerini kapatarak sadece sözleşmedeki kira bedelini ve hangi çevrede olduğuna dair bir sözleşmeyi sunmuş oluyoruz. Burada sıkıntı yaşayınca bazen bu internetteki hani kiralık ilanların bulunduğu internet sitelerinden örnekler sunabiliyoruz dosyaya. Fakat son dönemlerde benim de karşılaştığım üzere hakimler bunları pek kabul etmiyorlar. Çünkü takdir edersiniz ki orada düzenlenmiş bir kira sözleşmesi yok. Sadece bir ilan, belki de onun üzerinden kira bedeli belirlenmeyecek bile. Bu nedenle bunlar kabul edilmediği için mümkün olduğunca bu emsal kira sözleşmelerini sunmak önemli. Sonrasında zaten bir bilirkişi heyeti belirleniyor. Kiralanan taşınmazın olduğu yere bir keşfe gidiliyor. Eğer emsal sözleşmelerde sunulmuşsa o sözleşmelerin taşınmazlarında da keşif yapılarak bilirkişi bir rapor oluşturuyor. Sonucunda da hakim yine hakkaniyete uygun olarak bir hakkaniyet indirim yaparak eski kiracı olmasını göz önünde bulundurup yine kiralananın durumu, bina yaşı olabilir, çevresi, ulaşıma, okula yakınlığı olabilir. Bunları göz önünde bulundurarak bir kira bedeli belirlemiş oluyor. Peki Sıla Hanım, sohbetimizin başında kira uyuşmazlıklarını, kira bedellerinin belirlenmesi ve tahliye olmak üzere iki ana başlığa ayırmıştınız. Kira bedellerinin belirlenmesinden söz ettik. Şimdi de biraz tahliyeden söz edelim istiyorum. Hukukumuzda belirlenmiş çok çeşitli tahliye imkanları var. Sizin sıklıkla karşılaştığınız tahliye yolları hangileridir? Bunlardan da bize biraz söz edebilir misiniz? Tabii ki. Dediğiniz gibi birkaç tane yol öngörülmüş kanunda. Fakat bizim en çok karşımıza çıkan ihtiyaç sebebiyle tahliye davası dediğimiz davalar. Bunu şöyle bir örnek verebiliriz. Dizilerde, filmlerde de çok görüyoruz. İşte eskiden çok bu kullanım yaygındı. Almanya'dan oğlum gelecek, evi boşaltır mısın gibi sebepler. Bunu hukukileştirirsek bu cümleyi, kiraya verenin kendisi olabilir, eşi olabilir, alt soyu dediğimiz çocuğu, torunu veya üst soyu dediğimiz annesi, babası olabilir veya da bakmakla yükümlü olduğu kanunen kişiler olabilir. Bu kişilerin konut veya iş yeri ihtiyacı sebebiyle bu davalar açılabiliyor. İş yeri dedim, bugün biz genel olarak konutlardan bahsediyoruz. Fakat tabii bunlar iş yeri kiraları için de geçerli. Kanunda zaten konut ve çatılı iş yeri kiraları diye bir ayrım yapılmış. Bu nedenle yani bu kişilerin eşi, çocuğu, anne babası, konut ihtiyacı ve iş yeri ihtiyacı her ikisi için de bu tahliye davası yoluna başvurulabiliyor. Peki hakim bu davada nelere dikkat ediyor?
Burada hakimin en çok dikkat ettiği şey aslında bahsi geçen bu ihtiyaç sebebinin samimi olması. Yani gerçekten ihtiyacın var mı? Söylediğin sebep doğru mu? Gerçek mi? Yoksa aslında az önce bahsettiğimiz ekonomik dalgalanmalar sebebiyle sen oradan kiracını çıkartıp daha yüksek bedelle başka bir kiracıyı mı oraya almak istiyorsun? Hakimin bunu anlaması gerekiyor. Bunu da ona anlatmamız için eğer gerçekten ihtiyaç sebebimizle samimiysek o samimiyetimizi somut delillerle ispat etmemiz gerekiyor. Bunlar neler olabilir? Tabii ki her somut olayın özelliğine göre bu deliller değişebiliyor. Bir örnek üzerinden ele alalım. Kiracının oturduğu daire ev sahibinin tek dairesi. Kendisi başka bir yerde kirada oturuyor. Ve artık o kirada oturduğu yerde sıkıntılar yaşıyor olabilir. Belli yerlere uzaklık söz konusu olabilir. Kendi dairesinde oturmak istiyor. Bu durumda kendisinin de kirada ikamet ettiğini, kira sözleşmesini sunarak veya ödediği kira dekontlarını sunarak ispat ederse bu bile aslında hakim için evet bu ihtiyacın gerçek olduğunu, samimi olduğunu ikna etmek için yeterli oluyor. Veya iş yeri dedik, yine iş yeri örneğinden gidelim. Kiraya verenin kızının bir iş yeri ihtiyacı doğdu. Avukat olsun, bir hukuk ofisi ihtiyacı doğdu diyelim. Bunun oradaki yani kiralanan taşınmazın olduğu taşınmazda gerçekten o ofise uygun olduğunun, elverişli olduğunun ispat edilmesi lazım. Gerçekten oraya hukuk ofisi kurulabilir. Örnek veriyorum, bir sanayi mahallesinde etrafta adliye olmayan, hiçbir şey olmayan bir yer var diyelim veya orada sadece işte sanayicilerin konumlandığı bir yer olsun. Hukuk ofisi olması veya başka bir şey olması, oraya uygun olmayacak bir iş yeri olması bizi orada sıkıntıya düşürebiliyor. Bu nedenle bu gerçek olması, samimi olması, bunların ispat edilebiliyor olması gerekiyor. Bir de tabii bu ihtiyaç sebebinin zorunlu ve sürekli olması lazım. Yani 2 aylık bir ihtiyacımız vardır. Hakim bunu kabul etmiyor, geçici ihtiyaç sebeplerini. Yine bunları da destekleyici delillerle anlatabilirsek hakime, davamız bu aşamada kabul edilebilir. Peki Sıla Hanım, yine duyuyoruz. Ev sahibim ihtarname gönderdi, iş yeri sahibim ihtarname gönderdi ya da ben kiracıma ihtarname göndermem gerekiyor gibi söylemlere rastlıyoruz. Burada bir ihtarname gönderme şartı var mı? İhtarnamenin etkisi nedir? Burada ihtarname şartına girmek için önce başka bir ayrımı anlatmam gerekiyor. Kısaca değinelim. Belirli süreli kira sözleşmesi ve belirsiz süreli kira sözleşmesi diye 2 çeşit kira sözleşmesi bulunuyor süre açısından. İsmi üzerinde zaten belirli süreli demek, kira sözleşmesinin süresinin sözleşmede belirlenmesi, belirsiz ise belirlenmemesi anlamına geliyor. Burada çok yaygın, doğru bilinen bir yanlış var. Ona da değinmek istiyorum kısaca. Belirli süreli sözleşmeler, 1 yıl olabilir, 2 yıl olabilir, neyse. 2 yılın sonunda sözleşme ne hale gelir? Belirsiz hale mi gelir, belirli olmaya mı devam eder? Burada doğru bilinen bir yanlış, belirli süreli sözleşmenin belirsize döneceği noktasında karşımıza çıkıyor. Fakat hayır, belirli süreli sözleşme sürenin sonunda kendiliğinden yenilenir aynı şartlarla, fakat 1 yıl süreyle yenilenmiş olur. Yani 3 yıllık bir kira sözleşmesi 1 yıl süreyle yine yenilenmiş oluyor. 1 yıllık sözleşme de yine 1 yıl süreyle yenilenmiş oluyor. Bu durumda baktığımızda eğer belirli süreli bir kira sözleşmesi varsa artık orada biz ihtarname şartı aramıyoruz. Kanun diyor ki belirli süreli sözleşmelerde sözleşmenin sonunda bu dava açılabilir. Herhangi bir ihtara ihtiyaç yok. Belirsiz süreli sözleşmeler için ise genel hükümlerde öngörülmüş bir takım fesih dönemleri ve fesih bildirim süreleri var. Bu fesih dönemlerine ve fesih bildirim sürelerine uyularak ihtarname gönderilmesi gerekiyor. Belirli süreliye dönecek olursak orada ihtarname şart değil dedik. Fakat 1 aylık gibi bir süre var orada. Yani kira sözleşmesinin sonundan itibaren Yargıtay'ın dediği 1 ay içinde bu davanın açılması lazım. Bu kısa bir süre. Bunun uzatılması için kanun koyucu bir yol öngörmüş. Eğer bu süreçte siz dava açmaz da en geç bu süreye kadar kiracıya tahliye sebebinizi yazılı olarak bildirirseniz, bu takdirde dava açma süreniz 1 kira yılı içinde uzamış oluyor. Bunu da belirtmiş olalım. Peki Sıla Hanım, bu davalar ne kadar sürüyor?
Evet, müvekkillerin de bize en çok sorduğu sorulardan bir tanesi. Hem kiracı tarafı işte soruyor, ne kadar daha oturabilirim, hem de ev sahibi ne kadar sürede çıkartabilirim. Biz de müvekkillere bunu izah etmekte çok zorlanıyoruz. Evet, kesinlikle. Ne yazık ki bu dediğim az önceki işte dalgalanmalar, uyuşmazlıkların artması, dosyaların artması gibi sebeplerle bu sürelerin de uzamış olduğunu görüyoruz. Minimum 1,5 sene ile 3 sene arası değişiyor diyebiliriz. Yine somut olayın özelliklerine göre farklılık arz ediyor. Fakat hani şunu bile görüyoruz, yani bugün açılan bir dava, Nisan'dayız. 1 sene sonraya veya o yılın sonuna duruşması verilebiliyor. Zaten ilk duruşma hani 2 en az celse görüleceğini varsaydığımızda bu süreler uzuyor. Bir de bunun iş sınıfı temizi var derken 3 yıla kadar maalesef sürebiliyor. Peki Sıla Hanım, bir de tahliye taahhüdü diye duyduğumuz bir kavram var. Bu kavram hakkında neler söyleyebilirsiniz kısaca? Evet, tahliye taahhüdünün bir tanımını yapalım. Aslında tahliye taahhüdü, kiracının tek taraflı olarak kiraladığı taşınmazın ne zaman tahliye edeceğine ilişkin verdiği bir taahhüttür. Yazılı bir belge olmak zorundadır bu. Bu yazılı belgede tahliye zamanının belirtilmesi gerekir. Ay yıl olabilir, gün ay yıl olabilir, fark etmez. Kiracının imzasıyla yine imzalanmış olması gerekir bu belgenin. Başka birisi onun adına imzalayamaz. Bir de en önem arz eden şey aslında kira sözleşmesinin tarihinden sonraki bir tarihte bu taahhütnamenin imzalanması şartını arıyoruz. Yani sözleşmeden önce veya sözleşmeyle aynı gün imzalanan bir tahliye taahhüdü varsa o takdirde hakim bunu geçersiz kılıyor. Bu nedenle de bu süre koşuluna dikkat edilmeli ve imza tarihi de mutlaka atılmış olmalı. Bunun dışında genelde baskı unsuruna bakabiliyor hakimler. Hani baskı altında mı imzalandı diye. Bu nedenle de bu tahliye taahhüdü alınırken aslında buna dikkat edilmesi gerekiyor. Usulüne uygun yapılırsa tahliye taahhüdü zamanı geldiğinde tahliye edilmediği takdirde icraya konulup kiracının tahliyesi sağlanabiliyor bu yolla. Orada da yine kısaca bahsedeyim. Kiracı eğer tahliye taahhüdü icraya konulduğunda 7 gün içinde itiraz ederse bu itirazın kaldırılması ve tahliye talepli bir dava açıyoruz. Fakat 7 gün içinde itiraz etmez ve verilen süre içinde mecuru boşaltmazsa bu takdirde de icra yoluyla tahliyesini dava açmadan sağlayabiliyoruz. Peki kiracımız kira bedelini zamanında ödemiyor veya hiç ödemiyor. Bu durumda başvurabileceğimiz imkanlar nelerdir? Evet, bu durumda da başvurabileceğimiz birkaç imkan öngörülmüş kanunda. Öncelikle kiracının kira bedelini ödememesi hukukta temerrüt olarak adlandırılıyor. Kiracının temerrüde düşmesi halinde 2 seçeneğimiz var. Noter aracılığıyla ihtarname gönderebiliriz veya icra takibi başlatabiliriz. İcra takibi biraz daha sağlam bir yol olur. Eğer ödememişse kirasını, işte şu döneme ait kira bedelini 30 gün içinde ödemesi ve 7 gün içinde de bu takibe itiraz edebileceği kendisine ihtar ediliyor kiracının. Bu durumda birkaç ihtimal doğuyor. Eğer 7 gün içinde itiraz etmezse ve 30 gün içinde ödeme yaparsa diyelim ki, artık ödemeyi yaptığı için biz tahliye yoluna gidemiyoruz. Fakat bu, çok duyuyoruz, iki haklı ihtar sebebiyle tahliye. Bu iki haklı ihtardan ilk haklı ihtarımızı biz elde etmiş oluyoruz. Diğer şartları da sağlıyorsa elbette. Bir tane daha aynı şekilde kira dönemi içinde kira bedelini ödememesi, icraya konulmasına sebebiyet verilmesi gibi bir durumla karşılaşırsak, yine ikincisinde de 30 gün içinde ödese dahi artık iki haklı ihtarla biz kiracıyı tahliye edebiliyoruz. Bir diğer ihtimal kiracının 7 günlük süre içinde bu icra takibine itiraz etmesi. Kira sözleşmesine itiraz edebilir, imzasına itiraz edebilir, çeşitli sebepleri olabilir. Bu durumda kira sözleşmesine itiraz etmişse veya icra takibine genel bir itiraz yapmışsa itirazın kaldırılması için yine ve tahliye için icra mahkemesine başvuruyoruz. Son olarak da kiracı ne 7 gün içinde itiraz etti ne de 30 gün içinde ödeme yaptı diyelim. Bu durumda artık tabii ki 30 gün içinde ödeme yapmadığı için hem haciz yoluna başvurabiliyoruz hem de bu tarihten itibaren 6 ay içinde tahliye davası açarak tahliye yoluna başvurabiliyoruz. Peki Sıla Hanım,
kiracımız kira bedellerini zamanında sözleşmeye uygun şekilde ödüyor. Burada bir sınır var mı, bir imkan var mı? Kiracımız kira sözleşmesini zamanına, bedeline uygun şekilde ödemesine rağmen burada bir tahliye imkanı söz konusu mu, bir sınır var mı? İlelebet biz bu sözleşmeyle bağlı mıyız? Evet, elbette ilelebet bağlı değiliz. Kanun koyucu buna bir sınırlama getirilmiş. 10 yıllık bir süreden bahsediliyor kanunda. 10 yıllık sürede olduğunda biz bu süreye istinaden herhangi bir gerekçe göstermeksizin tahliyesini talep edebiliyoruz kiracının. Sıla Hanım, çok teşekkür ederiz. Hem yayınımıza katıldığınız için hem de değerli bilgileriniz için. Ben çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Değerli izleyicilerimiz, bugün kira uyuşmazlıklarına değindik. Kira uyuşmazlıklarının belli başlı noktalarına değindik. Şunu belirtmek isteriz ki her uyuşmazlık kendine özgü dinamikleri çerçevesinde profesyonel olarak değerlendirilmelidir. Sohbetimiz içerisinde de bahsetmiştik, kira uyuşmazlıkları çok uzun sürüyor. En azından atılması gereken hukuki adımlar doğru atılırsa en kısa şekilde, en faydalı şekilde sonuca ulaşmamız da mümkün olacaktır. Hepinize sağlıklı ve keyifli günler dileriz.